üst üst akla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Asıl beni özlediler. Ayrı kaldığımız süre boyunca bana göndermiş olduğunuz tüm soruları bu kutuda biriktirdim. Ve şimdi onları okuyacağım. Hem de benden yapmamı istediklerinizi yapacağım. İşte tüm soruları bu kolye koydum. Peki ya kahverengi kutu? Kahverengi kutu mu? O kutuda kazananın ödülü var. Yağlı katmer. Yağlı katmer. Şimdi siz neyi kazananı diye soracaksınız. Ben de bilmiyorum ama az sonra göreceğiz. Ama senden başka kimse yok. Ben işimi şansa bırakmam. Neyse, lafı çok uzattık. Zaman akıyor. Çalar saatimi güneşte bırakmışım. Zaman gerçekten akıyor. Çalar saat çalamadı. Evet, ilk kağıdı açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Kaç kilosun diye sormuş biri. Bu olmaz. Başka çekelim. Dolaptaki dolmaları sen mi yedin? Bu kağıtları kim yazdı? Kalem. Tamam. Bu güzelmiş. Nebzi'yi mi çok seviyorsun? Şakir'i mi? Remzi benim en iyi arkadaşım. Ama Şakir de muhteşem biri. Remzi'nin bıyıkları var. Şakir'in süper oyuncakları. Remzi bazen arabasını bana veriyor. Şakir ise uzaktan kumandalı arabasını. Bilemedim. En iyisi takipçilerim karar versin. Remzi diyenler videoyu beğensin. Şakir diyenler paylaşsın. Bakalım hangisini en çok seviyorum. Hiçbir soruya cevap veremedim. Verdim. Şimdi bir kağıt daha çekelim. Ne yazılmışsa yazılsın, çok ciddiye alacağım. Ama ben çok utanırım. Bize de oku. Mahallede komik dans ederek koşup komik sesler çıkarabilir misin? Sonra yağlı katmerini aç olan birisine verebilir misin yazıyor. Katmer mi bu olaya, katmayın. Cesaret edemedim. Ben doğunun ve batının gördüğü en cesur fil. Uzaylı avcısı, robotların hükümdarı Fil Necati. Kimse cesaret edemedi dedirtmem. Sevgili takipçilerim, az sonra muhteşem bir olaya tanık olacaksınız. Hazır mısınız? O da ne? Dürünili dürünili hiç 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 çıv çıv çiki çiki çiki. Kol bastı salsa, horon paçata, her şey var bende. Sen kimsin? Uzak dur. Sen Tanju'nun kankası Samet değil misin? Bugün şanslı günündesin dostum. Çünkü tüm dünyanın gözü önünde yağlı katmer veriyorum sana. Al bakalım verdim. Hoppa! Oley! Kazandım! Oley! Çok açtım. Teşekkürler komik olmayan palyaço. Ayran da var mı? Gerçekten de cesurmuş. Evet arkadaşlar, sizden gelenleri cevaplayıp isteklerinizi yaptım. Yani kazandığıma göre büyük ödül de benim. Haklılık payı var. Katmerim? Gel buraya. Kanalıma abone olmayı ve katmeri yağlamayı unutmayın. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şakalarımın sırrını açıklıyorum. Şakalarının sırrı mı varmış? Bazıları benim için ülkenin en iyi komedyeni diyor. Bazıları ise çek arabanı oradan. Orası benim park yerim diyor. Yoksa araba mı aldın? Hayır, park yerine gidip araba taklidi yapıyorum. İşte şaka yapmanın ilk sırrını açıklıyorum. Dış! Şaka yapmaktan utanmayın. Kimse gülmeyecek diye düşünüp şaka yapmazsanız kimse gülmez. Yine aynı şey olur. Gülmedim. Kimse seni güldürmeye çalışmıyor Fiko. Neyse, şaka yapmanın ikinci sırrını açıklıyorum. Dış! Komik olun. Yok artık. Evet, eğer komik biriyseniz çok komik şakalar yaparsınız. Şimdi beni iyi izleyin. Hazırsanız başlıyorum. Hıbırı 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 hıbırı, çıkırı 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 çıkırı, tıkırı tıkırı tıkırı. Ne yapıyor bu adam? Evet, hazırım. Şimdi kolu çek Fiko. İyice şaşırdı. Ya da dur. Sen beceremezsin öyle şeyleri. Ben yaparım. Şimdi hazırsa 3, 2, 1, hoppa! Doy, nasıl ama? Çok komik değil mi? Kendini komik duruma düşürdü. Gülme efektimi koydun sen videoma Fiko. Bu benim vlogum. Fiko, gösterimi çalmaya çalışma. Komik Necati nasıl sinirlendi? Şok. Neyse, üçüncü sırrıma gelelim.
iyi bir şaka iyi bir hazırlık ister. Biraz un, biraz süt, yumurta da koyalım. Kakao. Bu neyin hazırlığı? Şaka mı yapıyorsun? Pasta yapıyorum pasta. Şimdi fırına da verelim. Şaka bunun neresinde? Dördüncü sırrıma gelelim. Dododon. İyi bir şakacı kelimelerle çocuk oyuncağıymış gibi oynar. Cümle üstünde cambaz gibi yürür. Deyimleri ise poşete sarıp buzluğa atar. Evet, şimdi Fiko bana bazı kelimeler söyleyecek. Ben de onlarla oynayacağım. Ahu dudu. Ahu dudu. Ahu dudu. Dudu dudu ahu. Başka kelime. Tavuk döner. Tavuk döner ama ben dönmem. O da dönmüyor. Neyse, yeni kelime yolla. Buzdolabı, kel aynak, pazartesi, Ali Nazik, Nankuşak, gezegen, sümüklü böcek, Kral Şakir. Bu kadar yeter sanırım. Evet arkadaşlar, ben Fil Necati. Size komik olmanın gizli sırlarını açıkladım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Üçüncü sırrını hala tam açıklamadın. Evet doğru. İyi bir şakanın hazırlığı olmalı demiştim. İşte üşenmediğim sırf şaka yapmak için pasta yaptım. Kremasını da sıkalım birazcık şöyle. Şimdi yakala bakalım Fiko. Yakala. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sokak röportajı yapacağım. Ne yaratıcı, ne yaratıcı. Siz Fiko'yu aldırmayın. Çünkü bu sıradan bir sokak röportajı olmayacak. Çünkü sorularımı direkt sokağa soracağım. Sokağa mı? Evet, sokağa. Hani şu duvarların dili olsa da konuşsa deriz. Şu tabelalar bize hop, naber Necati dese. Şu park eden arabalar bize vron vron diye haykırsa. İşte bugün o gün. Hangi gün? Perşembe. Evet, ilk sorumuzu soralım. Sayın Çöp Bidonu, koktuğunuz söylentileriyle ilgili ne diyeceksiniz? Öncelikle bunların hepsi iftira. Her yağmur yağdığında duş alırım. Onlar kendilerine baksın. Kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Fiko, bölme yayını. Evet, peki Mars'a atılan roket hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar daha bana çöp atarken bile tutturamıyorlar. Yerlere düşürüyorlar. Roketi nasıl isabet ettirecekler? Evet, röportaj yaptığımız kişi kokmaya başladığı için başka birini bulalım. Bakın burada kim var? Yoksa ünlü mü gördün? Sayın Anten, Sayın Anten, görüntü kirliliği yaratıyormuşsunuz. Cevabınız ne olacak? Ben olmasam görüntü olmaz bir kere. Ha? Ne oldu? Sinyal alamadın mı? Kötü görüntü, kötü espri. Pekala. Şimdi biraz ciddi konulardan bahsetme zamanı geldi. Ciddi konular. Yaklaşan apartman yönetici seçimi için oyunuzu kime vereceksiniz? Daire 4'teki aday sürekli üstüme su döküyor. Daire 9'daki teyze çok sevimli ama o da geceleri son ses metal müzik dinliyor. O yüzden oyum asansöre. Asansör mü? Asansör tabii. Gerektiğinde yükselip alçalmasını biliyor. Evet arkadaşlar, sokağın sesi olmaya devam ediyoruz. Şu uzun arkadaşa soralım bir de. Pişt pişt. Kardeş, baksana orada havalar nasıl? Bana mı dedi? Evet, sana dedim. Bize en karanlık hatıranızı anlatır mısınız Sayın Lamba? Hemen anlatayım. Bir keresinde bir fil bana mikrofon uzatıp hava durumunu sordu. Yayında gergin anlar. Öyle mi? Sen de o kadar uzun boylu olmasaydın. Bak Fiko'ya, ufacık tefecik. Beni karıştırma. Elektriklerin gücü adına şimdi işiniz bitti. Kaçmanın tam sırası. Yanıp sönüyor bu. Evet arkadaşlar, bugün işler biraz ters gitti. Kaçalım buradan, kaçalım. Dikkat et, tam karşında. Beni takip ediyor bu. Gel buraya saklan, buraya saklan. Geldim, tamam. Evet arkadaşlar, bu kadar tehlikeden sonra beğenip paylaşmayı unutmayın. Röportajlar gelmeye devam edecek. Ay, çok kötü kokuyor burası. Ay. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la.
Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere icat ettiğim bazı şeyleri göstereceğim. Aman evladım, icat çıkarma başımıza. Kiko, dedem gibi konuştun. Yoksa dedemle bir akrabalığın mı var? Onun adı da Kiko'ydu. Neyse, ne diyorduk? İlk icadım için hazır mısınız? İşte ta 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 ta. Sunum için yardımcı oyuncu bulmuş. Maraş dondurmacılarının dondurmayı bir türlü vermemelerinden siz de sıkılmadınız mı? Hop. Ay, olmadı. Külah elinizin altında kayıyor mu? Dondurmacının bıyıkları nasıl bu kadar gür? İşte tüm sorularınızın cevabı. Sahte müşteri 3000. 2000 neyine yetmedi? Sahte müşteri dondurma alacakmış gibi yapıyor ama dondurmadan kaçmaya programlı. Kafası karışan dondurmacı kendi numarasına yenik düştü. Ve sonunda dondurma bana kaldı. Çok saçma ama işe yaradı. Şimdi sıra ikinci icadımda. Hani bazen içimizde bir müzisyen yatar ya. Sanatçı gibi konuştu. Sonra o müzisyen uyuyakalır. İşte gerçek Necati. Sonra o müzisyeni uyandırırsınız. Ama müzik sesini duyan komşu da uyanır ve pencereden dik dik bakar ya. Necati, arkanda. Ha? Neyse, işte karşınızda ses çıkarmayan davul. İstediğiniz kadar çalın, hoppa! Böyle müzisyen olmaz olsun. Evet, üçüncü ve son icadım. En muhteşemi bu. Hazır mısınız? Yolla gelsin. Hani sürekli anahtarınızı kaybedersiniz. Sonra çilingir ararsınız ama kapalıdır. Sonra rebziler de evde olmadığı için paspasın üstünde yatarsınız ya. İşte kapıda kalmamak için muhteşemi icadım. Taşınabilir kapı. Artık kapınız gün boyunca sizin yanınızda olacak. Böylece anahtarınızı unutsanız dahi kapıda kalmayacaksınız. Çünkü kapı her zaman yanınızda. Kapısız ev mi olurmuş? Evsiz kapı oluyor ama buradan izleyicilerime sesleniyorum. Tüm kapılara bir ev bulalım. 3'te 0 yaptı. Evet arkadaşlar, daha fazla icat görmek için videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hem belli mi olur? Belki bir gün kendi kendine beğenen buton üretirim. Beğenip dursun, beğenip dursun. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte denizden çıkaracağım hazineyi açacağız. Ooo, hazine. Fiko, tek yaptığın dediğimi tekrarlamak. Hadi bunu da tekrarla o zaman. Şemsi Paşa pasajında sesimizi seçeceler. Ben de söyleyemedim. Sen bile söyleyemedin. Neyse, ne diyorduk? Evet, tam Beşiktaş dahilinde oturmuş simit diyordum. Sonra martının biri üstüme saldırdı. Önce simidimi vermek istemedim. Ama kamikaze dalışıyla üstüme atlayınca hoppa! Ne oldu? Denize düştüm. Neyse ki her ihtimale karşı şnorkelim takılıydı. Sonra ben de hazır denize düşmüşken biraz macera peşinde koşayım dedim. Ve mercanların arasına sıkışmış bu hazine sandığını buldum. Çok zorlama bir içerik. Ama bu sandığı zorladığım kadar değil. Havuza atlar gibi tavana atladı. Yok canım, tavanda leke vardı, onu sildim. Arkadaşlar, buna inanamayacaksınız. Sandığın 4 basamaklı bir şifresi varmış. Neden inanmayalım? Gayet mantıklı. Fiko, çabuk bir rakam söyle. 1. Çok sıkıcı bir rakam. Ben armut diyorum. Sonra da yoğurt. Biraz da leblebi. Sonra da... 9. 0. 6. Hadi seni mi kıracağım? 1. 9, 0, 6. Kilit açıldı. Nasıl ya? İnanamıyorum sayın seyirciler. Salladım, tuttu. Evet, trompetler çalınsın. Sandığı kim açacak? Doğru. Al sen şunu, tut bakayım. Ooo, mücevher ışığı. El feneriymiş. Şunu kapatalım.
Bir sandık daha çıktı. Ayıp oluyor ama. Sandık içinde sandık. Bu sandığı açmak için de bilgisayar teknolojisini kullanacağız. Güvenlik duvarına saldırı düzenliyorum. Tıkır 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 tıkır. Biz de seni akıllı sandık. Burada esprileri ben yaparım Fiko. İşte görelim bakalım hazine neymiş. Tebrikler Necati. Prensesi kurtardın. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle her bulduğumuz sandığı açmamayı öğrendik. Bir dahaki videoma kadar yengeçlere yem olmayın. Hoşçakalın. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evdeki malzemelerle kostüm yapacağız. Şok şok şok. Evini terziye çevirdi. Şimdi iyi bir kostüm hazırlamak için yaratıcı olmak gerekiyor. Önce gözlerinizi kapatın. Gözler kapalı. Ve aklınıza ilk gelen kelimeyi söyleyin. Merdane. Evet, kostümümüzün ilk parçasını bulduk. Gözlemeci teyze kılığına girdi. Evet, şimdi ikinci adım, şapka seçimi. Kask olsun. Çok dar düşünüyorsun Fiko, çok dar. Daha geniş düşün. Geniş düşünmece. Daha da geniş. Daha da geniş düşünmece. Tamam, çok genişledin. Biraz dar düşün şimdi. Gel gel gel, topla topla. Hadi söyle artık. Tamam, şapka olarak... Uzaylı robotlardan koruma miğferi. O bir salata kasesi. Evet ama uzaylı salatası. Neyse sırada üçüncü adım var. En havalı, en güzel, en mi? En önemli adım pelerin seçimi. Vay canına. Pelerininiz çok çarpıcı olmamalı. Karşınızdakinin gözünü alabilir. Gözümü alıyor. Alüminyum folyo mu? Aynı zamanda çok sönük de olmamalı. Karşınızdaki fark etmeyebilir. Hiçbir şey giymedin ki. Gördünüz mü? Görünmezlik pelerinini kimse görmeyeceği için hiç havalı değil. Sadede gel. İşte tam ayarında. Herkesin her gün ihtiyacı olan bir pelerin. Fiko, gerilim müziği yap. Gar 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 gar. Kuruların kahramanı, ıslakların düşmanı, muhteşem bornoz. Hiç de muhteşem değil. Evet, kostümümüz böylece hazır oldu. Ne kostümü bu? İyi hatırlattın Fiko. Aferin, öğreniyorsun bir şeyler. Evet, son adım kostümümüze bir isim bulmalıyız. Fiko olsun. İsim bulma işini bana bırak Fiko. Kostümümüzün adı Merdaneli ve Bornozlu Salata. Canım nasıl da çekti. Evet arkadaşlar. Bugün evdeki malzemelerle kostüm yapmayı öğrendik. Affedersiniz ama burada bir salata kasesi gören oldu mu? Bu aldı bu. Hop bakın simsiyah oldum. Hoşça kalın. Yandım anam. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte denizden çıkaracağım hazineyi açacağız. Oo, hazine. Fiko, tek yaptığın dediğimi tekrarlamak. Hadi bunu da tekrarla o zaman. Şemsi Paşa pasajında sesimizi seçeceler. Ben de söyleyemedim. Sen bile söyleyemedin. Neyse, ne diyorduk? Evet, tam Beşiktaş dahilinde oturmuş simit diyordum. Sonra martının biri üstüme saldırdı. Önce simidimi vermek istemedim. Ama kamikaze dalışıyla üstüme atlayınca hoppa! Ne oldu? Denize düştüm. Neyse ki her ihtimale karşı şnorkelim takılıydı. Sonra ben de hazır denize düşmüşken biraz macera peşinde koşayım dedim. Ve mercanların arasına sıkışmış bu hazine sandığını buldum. Çok zorlama bir içerik. Ama bu sandığı zorladığım kadar değil. Havuza atlar gibi tavana atladı. Yok canım, tavanda leke vardı, onu sildim. Arkadaşlar buna inanamayacaksınız. Sandığın dört basamaklı bir şifresi varmış. Neden inanmayalım? Gayet mantıklı. Fiko, çabuk bir rakam söyle. Bir. Çok sıkıcı bir rakam.
Ben armut diyorum. Sonra da yoğurt. Biraz da leblebi. Sonra da... 9, 0, 6. Hadi seni mi kıracağım? 1, 9, 0, 6. Kilit açıldı. Nasıl ya? İnanamıyorum sayın seyirciler. Salladım tuttu. Evet. Trompetler çalınsın. Sandığı kim açacak? Doğru. Al sen şunu tut bakayım. Oo, mücevher ışığı. El feneriymiş. Şunu kapatalım. Bir sandık daha çıktı. Ayıp oluyor ama. Sandık içinde sandık. Bu sandığı açmak için de bilgisayar teknolojisini kullanacağız. Güvenlik duvarına saldırı düzenliyorum. Tıkır 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 tıkır. Biz de seni akıllı sandık. Burada esprileri ben yaparım Fiko. İşte görelim bakalım hazine neymiş. Tebrikler Necati. Prensesi kurtardın. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle her bulduğumuz sandığı açmamayı öğrendik. Bir dahaki videoma kadar yengeçlere yem olmayın. Hoşça kalın. Ters düz takla, düşmana hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şakir ve Canan da bizlerle olacak. Çocuklar, sakın rol çalmayın. Herkes en çok beni sevmeli, he? Affedersin, bütün gün mikrofon tutmaktan kollarımda güç kalmadı. Canan, sen de kamerayı kafama düşürmezsin değil mi? Sadece çok hareket etme, takip edemiyorum Necati abi. Yani böyle böyle yapmayayım mı? Şöyle şöyle mi yapayım? Yapmayayım mı? Ay, biraz sabit dur. Neyse, bugün Fiko yok, rahatız. Buradayım. Gelmiş yine. Tamam, boş verin onu. Bugün sizlere muhteşem efsane banyomu tanıtmaya karar verdim. Çünkü evde tanıtılacak hiçbir şey kalmadı. Şuradaki yoğurt kabını tanıtmadın hala. Hop, bakın yoğurtçu şapkası. Tamam, tanıttım. Şimdi banyomun önüne geldik. İçeride ne var? İçeride muhteşem bir şey var. İpucu versene Necati. Tamam veriyorum. Cansın Fikocuğum, cansın. Can mıyım? Evet cansın. Bu kadar ipucu yeter. Görünce wow olacaksınız zaten. Ooo, gizemli kutular. Bunlar nedir Necati abi? Bunlar mı? Bunlar banyoda kalma süreme göre hazırladığım ihtiyaç kutuları. İçeride kamp mı yapacaksın Necati abi? Hiç unutma, bir keresinde tam 34 saat kalmıştım. Hiç belli olmaz. İlk kutuda ne var? Evet, gelelim şimdi ilk kutuya. Bu kutunun adı Çok Az İşim Var. İçinde sadece bir tane diş macunu kutusu var. Diş sağlığı önemli. Evet öyle. Bir de canım sıkılmasın diye kutunun üzerindeki yazıları okumak için kullanıyorum. Ay, affedersin. Peki ikinci kutunun adı nedir? İkinci kutunun adı da Biraz işim Var. Bunun içinde bir tane tablet, bir tane çizgi roman dergisi var. Belli ki banyoda işim uzayacak. Sıkılmamam gerek. Bir sezon dizi bitirirsin artık. Ve sıra son kutuda. Bunun adı Yıllarımı Burada Geçireceğim. O derece yani. Evet, o derece. Bunun da içinde bir adet oda spreyi, bir tane de yangın söndürme cihazı var. Şimdi banyoma gidelim. İşte huzuru bulduğum yer, banyo. Diş fırçaların çok havalıymış. Evet öyledir. Bu da en sevdiğim diş fırçam. Gözü dönmüş armut. Bakın nasıl fıldır fıldır dönüyor gözleri. Hıtı 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 fıtı fıtı fıtı. Kamerayla takip edeceğim diye benim de başım döndü. Şimdi de size en sevdiğim tuvalet kağıdını göstereceğim. Bakın tuvalet kağıdı challenge de yapayım. Beğeni alayım. Hop hop hop. Evet işte büyük kan geldi. Şimdi sizlere banyodaki en kıyak zamanımı nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Evet hazırsanız geliyor. Vay. Çok kıyak. İşte kadro
makyajıma yakışan aktörler bunlar. Aşk olsun Canan, ben yakışmıyor muyum? Ay. Affedersin, heyecandan oldu şampuanları görünce. Evet, işte cansız şampuanlarıyla banyoda keyifler kıyak, içimiz çok rahat. Keyifler kıyak. Evet, şimdi hepinizi dışarıya alabilir miyiz? Herkes dışarı, şofin değil. Hadi bakalım, hadi. İttirme. Evet arkadaşlar, şimdi banyo yapacağım. Ama tabii ki de Necati'li olanı kullanmayacağım. Çünkü onun bitmesini hiç istemiyorum. Kullan, kullan. Tamam, tamam. O zaman şu kadarcık sıkacağım. Mini minnacık birazcık. Şimdi de bolca Şakirli'den sıkalım. Fışı fışı fışı. Muhteşem bir olay. Doğal kaynaklı bu şampuan Necati. Hiç merak etme. Ben de doğal kaynaklı bir hayvanım Fiko. Doğada yetiştim, sonra şehirli oldum. Canan'ınkisi nerede? Hah, buradaymış. Şimdi de ondan sıkalım. Bakalım Canan kadar zeki olabilecek miyim? Canan kadar zeki olacaksan bayağı bir sıkman gerek. Evet arkadaşlar. Cansızsa banyoda keyifler kıyak, içimiz çok rahat. Dur bakayım. Kıyak deyince ilham geldi bana. Baba baba banyo, yeah yeah. Keyifli banyo, yeah yeah. Şapa şapa şap şap şap. Şap şapuan. Cansızdan, oh yeah. Cansızsa keyifler kıyak, içimiz çok rahat. Lay 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 lay. Harika oldu. Banyoda sesim çok güzel çıkıyor ya. Keşke hep banyoda şarkı söylesem. Keşke, keşke. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana gezimden getirdiklerimi göstereceğim. Aman Adanalı, aman. Adana, Akdeniz'in güneşi, penceremin güvertini, çocukların bisikleti, dondurmacı sepeti. Tamam, anladık. Evet, işte size muhteşem Adana seyahatimden getirdiğim ilk şey. Bir oo alayım. Oş. Bir, iki, üç. İşte bıcı bıcı. Bici bici o bir kere. Doğru, bıcı bıcı banyoda. Evet. Bu muhteşem kıpkırmızı görüntüsüyle görenleri etkiliyor. Fiko çabuk etkilen bakayım. Etkilendim. Ayrıca içinde rendelenmiş buz var. Kafam dondu. Adana'nın ilk kardan adam kahramanı. Evet devam edelim. Adana'ya gittiğimde Portakal Çiçeği Festivali'ne katıldım. Fotoğraflar ekrana gelsin. Geliyor, sonuncusunu da ben ekledim. Ben işte Portakal Çiçeği Festivali'nden size getirdiğim dünyanın en büyük portakalı. Portakal maskot çıktı. Evet, gezen portakal bu. Hem geziyor hem konuşuyor. Kesin öyledir. Evet, sonuncusu ve en güzeli... Metrelik kebap, dalacana şalgam, kara kuş tatlısı. Kimse sana tahmin yap demedi Fiko. İşte karşınızda taş köprü. Hem taş hem köprü. O bir taş köprü. Bu köprü binlerce yıl önce yapılmış. Dili olsa da konuşsa, hatta bir şarkı söylese. Dede, dede, taş köprü dede. Söyle bakalım bir şeyler. Yine kayıp mı oldum ben? Dedeye sahip çıkalım. Ve dede Adana'daki bir köprüden geçip İstanbul'a varan ilk kişi oluyor. Taş Köprü Turizm gururla sunar. İstanbul'a gelmişken gezeyim. Taksi, maksi. Şuradan, şuradan. Evet arkadaşlar, gezilerimden getirdiklerimi daha çok görmek istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Patlat Fiko. Kumbara humbara, kumbara kumbara. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 1 lirayla bir gün nasıl geçirilir onu göstereceğim. Yine 24 saat uyuyacak. Güzellik uykumu çoktan uyudum. Hadi başlayalım. Öncelikle kaybolmaması için şöyle kutuya koyalım. Şıkır şıkır oldu. Aynı inek çanı. Böyleme bittiyse beni takip et Fiko. Başlıyoruz.
Önce ulaşım muhabbetini çözelim. Hey minibüs, bir kişi ne kadar? 2 lira. Tamam, ben bir yarım porsiyon alayım. Sadece üst kısmım gidecek. Hoşça kal alt taraf. Akşama görüşürüz. Tamam abi, çok geç kalmayın. Akşama barbunya var. İşte buradasın. Böyle de çok yorucuymuş. Akşama edemezdim. Işınlanıp geldiğin için teşekkürler. Ulaşımı hallettik. Sıra eğlencede. Belki gösterilere bilet alamayabilirim ama kendi gösterimi kendim yaparsam biletimi kendi kendime satabilirim. Ne kadar çok kendi dedi. Pardon, gösteri ne kadar? Ücretsiz beyefendi. Aa, ne tesadüf. Benim de hiç param yok. Buyurun, size en ön kısmı alalım. Fil Necati'ye benzeyenler en öne oturabilir. Oley! Çok şanslıyım. Fil Necati olmak yine kazandırdı. Herkes hazırsa gösteriye başlayalım. Yolla Fiko! O zaman dans! Müzik gösterisi! Bir küçücük Necati varmış. Stand up! Geçen bir taksici çevirdim, hala dönüyor. Taksi olmasın. Hayır, taksici. Başım döndü. Spor karşılaşması. Adil bir maç istiyorum. Bu hangi spor? Gözlerim mi bozuk Fiko? Futbol mu? Ben de yedek kulübesinde oturuyorum. Stand-up gösterisi bitmemiş. Evet, bu videomuzda gezdik, eğlendik, biraz öğrendik. Şimdi dilek dileme zamanı. Paran kalmadı, dilek dileme. Yok yok, sembolik olarak bir yazan kutuya atacağım. Dileğim 2 milyon abone. Ay yok yok, 2000 beğeni. O da yok. En iyisi ben atayım, siz yerime dileyin. Haydi görüşürüz. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir spor takvimi yapacağım. Sen ve spor mu? Size gelen yüzlerce mesaj içinde sürekli tekrar eden bir soru var. Necati'ciğim, nasıl böyle sportif bir vücuda sahipsin? Sportif vücut? Nasıl böyle maceradan maceraya koşarken Şakir'le Remzi'ye tur bindiriyorsun diye sormuşsunuz. Hayal gücüyle. Siz Fiko'yu ciddiye almayın. Zinde kalmak ve benim kadar hareketli olmak istiyorsanız programımı iyi dinleyin. Şok şok şok. Ünlü yıldız horlayarak uyumaya spor dedi. Öncelikle her gün koşu antrenmanı yaparım. İşte bu benim koşu bandım. Peki koşu bandın nerede? Aferin Fiko, espri tarzımı anlamışsın. İşte koşarken her zaman kendinize bir motivasyon bulmanız gerekir. Yeterince hızlı koşarsam sucuğu kapabilirim. Oy, gördünüz mü? Bir yıldız kaydı. Burada esprileri ben yaparım Fiko. Espri demişken spor takviminde ikinci sırada şaka antrenmanı var. Zaten bu antrenman şaka gibi. Bildiğiniz gibi en çok kaloriyi araba, sonra da beyin yakıyor. Araba benzin yakar. Bana arabaları savunma Fiko. Evet. Şimdi burada iki tane kelime kavanozum var. İkisinden de birer tane çekip şaka oluşturmaya çalışıyorum. Birinci kelime sarı. İkinci kelime maymun. Şimdi harcadığım kalorileri daha iyi anlamanız için birazcık görsel efekt yapalım. Görsel efekt ekibini çağırın. Sarı maymun. Buldum. Otobüste yaşayan sarı maymunlara ne denir? Ne denir? Düğmeye basar mısın, inecek var. Vah vah vah. Kendi şakasına gülen adam. Neyse, izleyicilerimi daha fazla bekletmeyelim. Günlük spor takvimimdeki son adım rüzgar sörfü. Ne rüzgar var ne deniz, ne sörfü? Rüzgar sörfü işte Fiko. Hala ne sörfü diye soruyorsun. Evet, güçlü rüzgarlar yerine iki tane vantilatörümüzü yerleştiriyoruz. Sonra kağıt uçağımıza binip uçuyoruz. Küçücük uçak seni nasıl taşısın? Bir de bilet almayı dene istersen. Ha, komikmiş Fiko. Şimdi izle, şaşırırken ağzını kapa da sinek yutma. Nasıl? Evet arkadaşlar, siz de benim kadar güçlü olmak istiyorsanız her gün spor yapın ve videolarımı seri şekilde beğenin. Parmak kaslarınızı geliştirin. Görüşürüz.
taşır. Martinetleri kim kapattı? Kim acaba? Kim acaba? Ters düz takla, düşmana hakla, boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Remzi ile aramızdaki 7 farkı açıklıyorum. Biliyorsunuz, yakın arkadaşlar uzun süre vakit geçirince birbirine benzerlermiş. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet, mesela Fiko'nun hiç arkadaşı olmadığı için kimseye benzeyemez. Yoğun bir çalışma hayatım var. Neyse, Remzi ile birbirimize çok benzesek de tereyağlı tost ile brokoli kadar farklıyız. İşte Remzi ile aramızdaki birinci fark. Ben Luna Park'a gittiğimde atlı karıncaya binmeyi severim. Oysa bizim biletlerimizi öder ve kenardan sinirli sinirli izler. Remzi tam bir baba çıktı. İki numara. O kavanozları açamayınca oturup bir köşede ağlar. Bense kavanozu ikna etmeye çalışırım. İşte açılmayan bir kavanoz. Bize içini dökmek ister misin? Küçüklüğümden beri herkes kapalı kutu olduğumu söylemiştir. Bir kavanoz hüzün. Üçüncü fark. O yağmurlu havada hemen eve kaçar. Bense bunu bir girişim fırsatı olarak görürüm. Yağmura şemsiye, yağmura şemsiye, yağmura şemsiye. Yağmur gibi damladı. Girişimci Necati. Dördüncü fark. O bitki yetiştirmeyi sever. Bense keçi yetiştirmeyi. Necati, artık gidebilir miyim? İyi bir keçi yetiştirmenin püf noktası bol bol gezdirmektir. Sen şimdi burada bekle, çekimler bitince Adnaya gideceğiz. Adam saksıda keçi yetiştirmiş. Beşinci fark. Benim en iyi arkadaşım Remzi. Onunkisi ise Fil Necati. Ben onunla konuştum. En iyi arkadaşı Uyuz Tanju'ymuş. Huzursuzluk çıkarma Fiko. Huzursuzluk çıkarma. Gelme beni Fiko. Gelme beni. Sinirli YouTuber lastik gibi gerildi. Devam edelim. Altıncı fark. O gülmek için korku filmlerine gider. Bense korkmak için komedi filmlerine. Komedi filmlerinden korkan adam görenleri şaşırttı. Benden daha komik birileri çıkacak diye korkuyorum. Tahtımı kimseye kaptırmam. Tahtımda biri oturuyor. Zaten üzgünüm. Bırak da tahtın keyfini çıkarayım. Çılgın fil mağdur kavanozun tahtını salladı. Evet, yedinci ve son fark. O sabahları yatağın sağ tarafından kalkar. Bense yön seçip kimseyi gücendirmemek için tam yukarı doğru zıplayarak kalkarım. İşte böyle. Yatak yatak olalı böyle zulüm görmedi. Evet arkadaşlar, siz de Remzi ile aramızda başka farklar bulursanız arkadaşlarınıza söyleyin mutlaka. Görüşürüz. İşte burada, saldırın. Eyvah, bizim kavanoz adam toplayıp gelmiş. Korkunuz. Kavanoza şemsiye, kavanoza şemsiye. Ters düz takla, düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatta sizlerin karşısındayım. Aynı fil aynı oda. Bakalım farkı bulabilecek miyiz? Necati haber gururla sunar. Önce iyi haber mi yoksa Necati haber mi? İlk haberimize başlayalım o zaman. Remzi'nin diyet yaparken girdiği tatlı krizi için alarm verildi. Tüm tatlı liderler bir masaya oturdu. Tatlı liderlerle tatsız buluşma. Ancak oturdukları masayı beğenmediler. Dediler ki, neden sandalyeye oturmuyoruz? Sonra tatlı yiyip dağıldılar. Tatlıcı tatlı liderler tatlı tatlı dağıldı. Sıradaki haberimiz trafikle ilgili. Sıkışık trafikte sıkılan Kadriye nasıl olsa bir yere gidemiyorum diye arabasında yaşamaya karar verdi. Arabada yaşamak. Kadriye'nin günü için gelen misafirleri çeyrek altın almak yerine arabanın benzinini doldurdular. Şok şok şok. Poğaça yapmışlar mı? Yaptılarsa getirdiler mi? Birazdan. İkisini filmleri aratmayan kovalamaca sahnesi önce korkuttu, sonra hop dedirtti. Sonra biraz hübülü bülü 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 dürttü. Hülü bülü türdü mü? Sonra da yüzleri güldürdü. Meğer ebelemece oynuyorlarmış. Şimdi hava durumuna bakalım. Haritayı yükle Fiko. Harita yüklendi. Yeşil perdeyle aynı renk tişört giymiş. Meteoroloji uyarıyor. Terli terli soğuk su içmeyin.
Yer yer pencereden gelen soğuk hava dal... Niko, sen niye gülüyorsun öyle? Gözükmeyen sonucu. Trendlere girdi bile. Ha? Efekti kapa, efekti kapa. Yayın kazası diye buna deniz. Efekt gücü sunucuyu çıldırttı. Çekil şuradan üçgen şey. Bu efektlerden kurtulabilirsem bir dahaki bölümde görüşürüz. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni öğrendiğim özel efektleri deneyeceğim. Özel efektler, seç beğen al. Bu gördüğünüz tuşa basınca kameraya yeni bir efekt yükleniyor. Bu gördüğünüz tuşa basınca da tuvalet kağıtları dans ediyor. Ama o başka videoya. Hop hop hop. Dans etmem için kumandaya ihtiyaç yok. Tuvalet kağıtlarını pisten alalım. Evet, ilk efekt gelsin. Bir şey olmadı. Sesim incelmiş. Fiko, sen de dene. Çok komik. Bu efektler bize sökmez dedi ve anında rezil oldu. Bakalım başka ne efektler var. Komik ayna efekti. Beni mi çağırdınız? Hayır, ama hazır gelmişken soralım. Ayna, söyle bana. Var mı benden daha popüleri bu mecrada? Var abi, göstereyim hemen. Kral Şakir burada da birinci. Sayılmaz, ben orada da varım. Neyse, biz diğer efektlere geçelim. Fil Remzi, Aslan Necati, Necazi. Hey bakın, ben Remzi. Bıyıklarım şekil, önümden çekil. Şimdi de Şakir oldum. Karanlıktan, yoğurttan ve karanlık yoğurttan korkarım. Değişik kafalar. Kafam patatese döndü. Şimdi kontrol Fiko'da. Fikocuğum, kumandayı verir misin acaba? Efekt bombardımanı. Dur Fiko, çok kurcaladın. Güç bende. Arkamda biri mi var? Bunların hepsi birer efekt. Pıtı, kıpıtı pıtı. Dur orada. Anneciğim. Evet arkadaşlar, özel efekt bölümümüzün sonuna geldik. Lütfen videomu beğenip paylaşın. Sizin için gulyabanilerle bile uğraşıyorum çünkü. Kaç Necati, kaç. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekleştirdiğim hedeflerimi paylaşıyorum. İşte... O nedir? Koca baş, küçük buzağı sütten kesti. Mektuplar karışmış. Köydeki ninemin yolladığı mektup bu. Köydeki ninesini özleyenler like'lasın. İşte doğrusu. Evet. Geçen yıl hedeflerimi madde madde yazmıştım. Birinci madde. Şekle girmek. İşte bakın. Ünlü filin son hali görenleri şaşırttı. Bakalım ikinci hedefim neymiş? Ertelemeyi bırakmak. Bu maddeyi sonraya mı ertelesek? Ertelemeyi erteledi. Şaka. Bu hedefini nasıl gerçekleştirdin diye sorarsanız, ertelemeyi aldım ve bir kenara bıraktım. Acı gerçek yüzüne çarptı. Örnek vermek gerekirse... Hiç ördeğim yok. Ben kazım. Ama örnek vermek gerekirse eskiden koltuğumun mamasını vermeyi ertelerdim ve çok sinirlenirdi. Şimdi ise her şey yolunda. Çok açım, nasıl her şey yolunda? Belli. Ayrıca nasıl ertelemekten kurtulunur adında bir kitap aldım. Ama okumayı erteledi. Araya bir sürü başka kitap girdi Fiko. Evet, üçüncü ve son hedefime bakalım. Lütfen kelimesine hayatında daha fazla yer ver. İşte gerçekleştirdiğim bir hedef daha. Lütfen beni güldürme. Bu sefer ispatı da var. Hadi izleyelim. Merhaba, yarım kilo lütfen alabilir miyim acaba? Koca kavanoz reçelimi kim lütfenledi? Çıksın ortaya. Sayın Samet Bey, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Benim kapım yok. Bir bloğun daha sonuna geldik. Siz de hedeflerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın. Hedef 1 milyon izlenme. Görüşürüz.